gitti. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Bir değil, iki tane. Aynı anda. Bizi Aleyna Tilki tanıştırdı. Aa! Evet. Ama onun aynen parçası tanıştırdı. Kendisi değil. Evet. Ha, ben de yani Aleyna girdi araya borcu. Hayır, hayır. Keşke nasıl oldu? Sosyal medya malum. Çok fazla ortak arkadaşımız vardı. Bir şey paylaşmış bir gün. Onun parçası, herkesin bildiği. Kendi mekanında yanında yardımcısı var. Böyle yapıyor. Sen olsan bari, sen olsan... Ama böyle yani öyle bir şey yok. Ritim bozukluğu. Bu arada çok iyi ritim atıyorum ben ya. En sonunda yazdım. Bu dedim ritim bozukluğu nedir? Ritim bozukluğuna koş. Tak hemen cevap geldi. Hemen enstrüman çalan arkadaşlarım var. Gidip onlarla bir... mülakat yapayım dedi. Ben de iyi olur dedim. O da mesaj atarım dedi. Çakal. Ben de mesaj atarsın dedim. Sinyal. Çakal, ne oldu? Herkes birbirimize sinyaldeyiz. Sonra ben tabii hemen onun resimlerine baktım. Böyle dövmesi var. Güzel giyiniyor. Dedim bana yakışabilir vesaire. Sonra baktım bana... Bana yakışabilir. Sanki çanta. Dolayısıyla sonra bana mesaj attı. Dedi ki naber, nasılsın? Dedim gayet iyi. Sen nasılsın falan. Sonra öyle konuşmaya başladık. Sonra işte yemeğe çıkartmak istedi. Kahve vesaire falan. Ben birazcık böyle ağır yaptım. Bak ya. Sonra bir hafta 10 gün konuştuktan sonra... Nasıl ağır yaptın? Daha ilk mesajda sinyal diyorsun, sonra ağır yaptım diyorsun. Ağır yaptım. Yani aslında daha farklı şeyler de söyleyebilirdim ama hani biraz... Hani yemeğe çıkmak için işim var dedim, toplantım var dedim, şuyum var dedim, buyum var dedim ama baktım ki olacak gibi değil. Bir de o sırada ben tabii annemlerle konuşuyorum, bütün yakın arkadaşlarımla konuşuyorum. Nasıl diyorum? Bana dediler ki işte tencere kapat, bulmuşsun artık birbirini. Hani yaş da geldi. Bu artık senin son golün olsun falan. Dolayısıyla ben de tamam dedim yani. O bana, ben ona golü attık sonunda. Biz karaoke'de tanıştık. Karaoke'de? Evet. Ay. Hadi çal giderken kapıma diyordu, Tayfun girdi içeri. Öyle oldu yani. Benim yakın bir kız arkadaşım, erkek arkadaşına ayrılmıştı. Beni aradı, gel dedi akşam bir kız kıza bir şarkı söyleyelim falan dedi. Tamam dedim, biz gittik, oturduk. Bir iki saat geçti, şarkı söylüyoruz, eğleniyoruz falan. Sonra erkek arkadaşı aradı. Kız arkadaşım da bana sürdü, dedi ki gelsinlermiş, yanında da bir arkadaşı var dedi. Erdem'le dedi gelecek dedi. Tamam dedim, gelsinler, benim için problem. Hani bir saat oturup gideriz. Neyse, erkek arkadaşıyla Erdem diye bildiğim iki kişi geldiler. Selamlaşıyoruz işte, erkek arkadaşıyla zaten tanışıyorum. İşte ben Cansu dedim, hani ben Erdem demesini bekliyorum, ben Tayfun dedi. Allah Allah. Yani Erdem yerine Tayfun geldi. Neyse ben hatta... Erdem görünümlü Tayfun. Evet öyle oldu. Modifiye, bir üst model. Biz şarkıları söylüyoruz. Böyle hafif böyle duygusal bir ortam, birden eğlenceliyor falan. Böyle slow bir müzik çaldı. Tayfun da böyle odun gibi duruyor yanımda. Yani yanında benim gibi biri var. Bir tut, bir dansa kaldır, bir şey yap değil mi? Hiçbir şey yoktu. Sonra artık sıkıldım. Tuttum Tayfun'u, kalk dedim dans edelim. Dans ettik, dansımız yani bitti, oturduk. Tayfun ama hiçbir şekilde ne yüzüme bakıyor, ne bana yanaşıyor, ne bir şey yani. Böyle bir havalardı böyle. Sonra hiçbir şey yapmadı. Sonra artık ben böyle, o arkadaşlarımızla barıştılar artık. Çorbacıya gideceğiz, çıkacağız. Sonra Tayfun orada beni biraz böyle ilgilendi işte. Ne bileyim, çantanı al, ceketimi falan tutuyor. Ben Tayfun'un elini tuttum. Bir daha da bırakmadım. Şimdi bizim bir ortak arkadaşımız var. Face'te tabii arkadaşım paylaşım yapıyor. Bakıyorum benimki. Zoomluyorum, zoomluyorum. O da beni zoomluyormuş sürekli. Daha sonra arkadaşımız, ortak arkadaşımız ikna etmiş. Beni demiş, bu kıza tanıştıracaksın. Doğan bir anda mesaj attı bana. İşte bir sen, kanka nasılsın? İşte ben Antalya'ya geleceğim. Beraber gezelim falan. İyi dedim, Damlalar da geliyor. Hem görmüş olursunuz. Ama dedi, benim bir arkadaşım var. Ben araba sürmesini bilmiyorum. Doğan'a bak sen. Evet. Kunduz, Evet. O da gelecek, sorun mu dedi. Yo dedim, hiç sorun olmaz. Ama sen zoomladığın çocuk olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum ama dua ediyorum tabii canım. Tabii arabanın inince ve onu şöyle bir kestim. O onu yakalamış Kunduz. Beni ilk arabanın içinden dışarı çıkarken bir görüşü var. Ağızları böyle, bütün dişleri gözüküyor 30'lu gidişi. Daha sonra girdik işte bir ortama. Oturduk, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz falan. Hasan çok karizmatik. Böyle o köfte dudaklar, kalın kaşlar, öyle yemyeşil gözler. Çok da şık giyinmiş. Ay öyle bir anlatıyor ki gidip şimdi yapışacağım dudaklarına. Ama nasıl karizmatik duruşlar falan, şöyle falan. Neyse içecekler geldi. Onu takip ediyorum. İlker Bey, bir insan bu kadar o karizmanın altında böyle bir içecek içemez. Mümkün değil. Kaldırdı. Böyle. Hasan'ım öyle içer. Evet. Hasan'ım içeceği vantuzlar.
Bigadiç'ten. Bigadiç'ten. Adam ne güzel. Nasıl oldu? Ben orada öğretmenim. Yani öğretmendim. Tayfun'un yengesiyle aynı okulda öğretmendik. Sonra yengesinin aracılığıyla tanıştık. Tanıştığımızın ertesi günü evlenme teklif etti. Hemen hızlıca gireyim. Ocağınıma bak sen. Böyle bir güzellik bırakılır mı İlker Bey? Gördüm kaçırmayayım dedim. Helal olsun Tayfun. Böyle bir güzellik sonra bırakılır mı? Sonra ikinci günü ısrar etmeye devam etti. Sonra üçüncü günü çok ısrar ediyor diye kabul edeyim bari dedim. Ama ocağınım çok nazlı. Ocağınım acayip nazlı. Hiç inanılmaz. Sonra kabul ettim. Yani Balıkesir tabii siz daha iyi biliyorsunuzdur. Küçük bir yer olduğu için evet. Resmi işler daha kolay ilerliyor. Çok. Sen şimdi gidip Aydın'da uğraşma dedim. Kimliğini ver. Madem bu kadar evlenmek istiyorsan ben halledeceğim dedim resmi işlemleri. Sen dedin. Ay bu kadar naz yapmasaydın Alev Hocam ama ya. İşte yazık ya. Ay. Hani ne yapayım dedim artık. Kimliksiz hani döndüm Aydın'a. Üç gün bekletmişim zaten. Sonra öyle resmi işlemleri ya yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Tayfun tam 3 gün bekledi. Bitmedi 3 gün. Eridi adam, eridi. Ya hiç vermediyse 50 gram vermiştir, öyle söyleyeyim ya. Çok ısrarcıydı ama. Yani görseniz kimse dayanamaz ısrarlarına. Güzeller sülalesiyiz biz. Biz işte şöyle güzeliz. Baktım çok güzel yani, Tayfun da güzel. Hani yakışıklı da bir çocuk. Söylediği gibi miymiş? Güzeller sülalesi. Evet, hakikaten öyleler. Böyle bir sülale mi varmış? Yani öyle diyorlarmış kendilerine. Anam ne güzel sülale, güzeller sülalesi. Kendilerine öyle diyorlarmış ama gerçekten güzeller. Yani kızlar güzel, erkekler yakışıklı. Geleceğe yatırım yaptım. Çoluk çocuk olursa güzel olsun, yakışıklı olsun diye. Tabii o zamanlar öyle düşünüyor insan yani. Hani gelecekle ilgili böyle küçük planlar yapıyorsunuz. Olabilir, bilmiyorum ya. Ben de düşünüyorum olabilir diye. Sonra kimliğini aldın. Evet, kimliğini aldım. Tayfun Aydın'a geçti. Kimliksiz. Sonra ben aynen resmi işlemlerini sadece hallettim. Ehliyet var üstünde. Şimdi niye böyle yaptığımı düşünüyorsunuz. Çok aşık oldum. Hakikaten çok aşık oldum. Yani hiç yapmayacağım iş aslında. Ama... Ya soldakinden bir 5 kilo eksiğimle tanıştı. Can beni öyleyken sevdi. Ay. Ama ikisi de şu anki sana benzemiyor. Evet, o kadar zayıflamıştım çünkü. Tam bu sağdaki halimle tanıştı. O da baş kilolar diyordum böyle. Şimdi bu mont Cihan'a bol geliyor. Sen misin ya? Şakasın ya. Sen misin? Vallahi benim. Gerçekten ben de benzetim. Vay arkadaş. Ağız yapısından. Helal olsun. Yani bravo. Helal olsun. Şimdi nasıl böyle bir süreç, küçücük bir şey söyleyeceğim. Asla kimseyi üzmek istemiyorum. Aynı şekilde ilk buluşmamı da Cihan'la da yaptım çünkü. Hatta şöyle gireyim, o dönem ben de 6 ay öncesinde bir babamı kaybettim. İyice yemeye başladım. Hep şiş koydum ben. 9 yaşındayken 55 kiloydum. Artık 3 rakamlarını görünce aha dedim bir şeyler oluyor babayı yani. Burada bir durmam gerekiyor benim. Sonra hatta ben çocuk tiyatrosu yapıyordum. Bir arkadaşımla birlikte küçük karabalık oyununda oynuyoruz. Kız zıplıyor İlker Bey. Ondan sonra ben diyorum ki benim kadar efor sarf etmiyor. Baksana her yerimden ter akıyor falan diyorum. Tabii ki ben 100 kilo zıplıyorum. Kız 40 kilo zıplıyor yani. Hani oyunculukla alakası yok. Burada gülmeniz gerekiyordu. Gülüyordunuz. Neyse şimdi İlker Bey. Biz buluşmada sohbet kesildi. Konuşmuyor falan böyle. Ben konuşmuşum zaten, anlatacağımı bitirmişim falan. Çünkü adama ağırlık çökmüş. yemiş. Sonrasında ne oldu İlker Bey? Bir şey sormak istiyorum. Hangi anda aşık oldun? Bu benim için çok özel bir andı. Anlatma o zaman. Hayır ya. Ben şimdi şişmanım. Şimdi birden zayıfladım. Yani bedenimi tanımıyorum. Kemikler var. Hayatımda hiç görmemişim falan böyle. Şimdi... Anlayamazsınız. Ne? Bu kemikler benim mi? Ondan sonra buralara falan böyle yapıyordum. Neyse her yerde ben fotoğraf çok seviyorum. Evde her yerde fotoğraflarım var. Ondan sonra bir gün bir arkadaşımla birlikte yalnız yaşıyordum. Bir arkadaşımla sürpriz yapmışlar eve girip. Bütün eski fotoğraflarımı çıkartıp yeni halimi koydu. Çünkü adapte olamıyordum kendime. Hani hep kendime fotoğraflarda şişman görüyorum. Zihnimde hala şişman halim var. Aynaya bakıyorum başka biri. Kim bu falan oluyordum böyle. O benim için çok özel bir şeydi. Ondan sonra ya biz... Can ne kadar zarifsin, helal olsun ya. Vallahi. Yani
benim o sürecimde psikolojik olarak, yani böyle gülüyoruz ediyoruz ama hani bir psikolojik olarak da yemek yiyemiyoruz. Yani sıkıntılı bir süreç. Evet. Bizim ilişkimiz bir tık farklı işledi. Biz böyle bir aşağıdan geldik, yukarı kadar çıktık ama hala özel sigortam yok. Ya. Hocam işte bunu diyorum. Ondan sonra öyle kurban alırım onu ben. Yani. Ondan sonra ya seviyorum ya adamın her şeyi, çok seviyorum yani. Komik bir şey yani, hayatımda yaptığım en komik, en eğlenceli şey evlenmek mesela. Herkes gülmeli, herkes evlenmeli, en büyük sloganım. Ha şunu da yaptım. Onu da söyleyeceğim İlker Bey. Ben o kırmızı işte pitikare örtümü yaymışım. Yemekleri yedirdim, doyurdum, ettim. Kahvemizi içtik. İşte o sohbetler, muhabbetler oldu. Cihan beni eve bıraktı. Motor kullanıyor kendisi, motorla gitti. Dedim ki eve gidince bana haber ver. Tamam dedi. Gitti, hayır vermedi. Ben yazdım. Gittim mi yazdım? Gittim dedi. Sonra arkadan da dedim ki biz şimdi neyiz? Sonra ben o da bana ne dedi ki yavaş buna? Ol Hatun. Evlenme teklifi olmadan nasıl olacak ya? Yok, nasıl askere gitti geldi. Ben gittim annesinden onu istedim. Ha. Askerdeyken? Ha. Yani askerdeyken derdi çok pürüz çıkarttı bana. Normalde hani askerdedir, kafası bulanıktır ama böyle terk eden taraf hep kız tarafıdır ya. Hani çocuk gitti ya nasıl beklerim falan ayağına. Bayağı kocam beni terk etti orada da. Ondan sonra sağ olsun ama bana öyle bir kayınvalide denk gelmiş ki Allah razı olsun. Artık tabii benim de karakterimle alakalı belki onlara çok uyum sağlayabildim. O benden hiç vazgeçmedi, dedesi nitekim öyle. O olmazsa kapımdan içeri giremezsin dediler. Ne düğününe gelirim, ne evine adım atarım dediler. Erdi de seni tercih etmiş anladın. Erdi de dolaylı yoldan beni tercih etti ama sorsanız hasta yani bana, çok sever beni. Peki, nasıl tanıştınız? Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Nereden istersen başla. Şimdi eşim taksiciydi. Tam böyle karşılıklı. Ben fotoğraf stüdyosunda çalışıyordum. O da karşıda taksiciydi. Öyle bakıyorduk tabii. O da bana bakıyordu tabii. Tamam, nasıl yani? Bakıyordun Ondan sonra taksisini tuttum, eve gittim. Bir daha gittim, bir daha gittim. Ondan sonra bir de baktım ki her akşam eve taksiyle gidiyorum. Baktın ekonomik değil, bari evleneyim taksi bedavaya. Peki ilk kime açacağım? Mesela o karşıda taksisinin başında. Ben şimdi mesela taksisini tuttum, bir eve gittim. Tabii beni çok beğendi, bana hemen çıkma teklifi etti. Dedi işte senle dedi ciddi düşünüyorum ama o zaman da 20 tane de flörtü vardı ama ben de ciddi düşünüyordu yani fark. Ay ben de hiç beğenmiyordum onu. İyi dedim ben seninle çıkmam falan. Bakıyordun ya, niye beğenmiyordun? Bak ama karşımda şimdi nasıl bakmayayım? Bakma karşıya, bu tarafa bak. Ama olur mu şimdi? Allah Allah. O nefret etmiş. O hiç beğenmemiş evliler. Peki hani hiç şey yapıyor muydu böyle ne bileyim taksiyi böyle tozunu alırken müzik hiç, açıp? Hep müzik açaydı bak, yemin ediyorum var ya, bir akşam biz oturuyorduk, o zaman bizim evimizde sobalar vardı, borular vardı. Müziği son ses açaydı, geliydi evin altına, öyle bum bum ediydi ki. Annem ediydi ki ha bu borula da doldu galiba, boruladan ses geliyor öyle yani borula. Allah'ım çok güzel ya. Çok... Sen beni tutuyorsun. Birazdan tutacağım. Tamam. Peki daha sonra nasıl açıldı? Sonra açıldı işte, dedi ki ben dedi seninle dedi ciddi düşünüyorum. Dedim ki olmaz dedim, ben başka bir yere gelin gitmeyi düşünüyorum. Aa planlara bak. Şirket projesi gibi değil mi? Biz başka bir yere gelin gitmeyi düşünüyoruz. Onu bu hafta toplantıda konuşacağız gibi. Dedi ki sen göreceksin gününü. Sonra bir daha taksiyi tuttum, lazım oldu eve gitmek için taksi. Mecbur kaldım. Gidiş o gidiş, bir de evlenmişiz yani. Arayı sormaya korkuyorum şu an. Nereye gittiniz? Teşekkür ediyorum. Taksiyle nereye gittiniz? Handüzlü yaylasına. Yaylaya? He, ondan sonra da dedim ki çıkmam, bir daha çıkmam, Handüzlü yaylasına. Çok şaşırdı. Hatta masa başındaydı Sezgin, hiç unutmuyorum. Karşıda 3-4 tane kişi yanında, müşterileri. Sezgin'in kalp krizi geçirdiğini sandım ben. Çünkü yere yığıldı yine.
Yani beni gördü, Sezgin yerlerdeydi. Çok karizmatik değil mi ya? Yazık ne zaman adam... görürse şey oluyor. Sonra yanıma geldi. Ya sen gelir miydin? Öyle kandırdım işte. Sen buraya uğrar mıydın dedi. Ben de niye ki dedim. Canım sıkıldı. Seninle dertleşmek istedim. Geldim dedim. İyi dedi, konuşalım mı dedi. Konuşalım dedim. Ne yapalım? Aşağı inelim dedim. Aşağı indik. Kafaya. İndik, sen merdivende bir daha bayıl bu. Yok, Allah'tan bayılmadı. Çok böyle hiperaktif, hızlı bir şekilde indik. Ben her şeyi bırak, hiçbir şey sormayacağım sana dedi. Bir tek şey soracağım dedi. Bana ama hemen cevap vereceksin. Öyle bir saat, yarın, öbürsü gün öyle bir şey yok dedi. Ben de hiç aklıma öyle bir soru gelmiyordu benim. Bir sordu, benimle evlenir misin? Gördüm, aldım. Ben onun cevabını 2 dakikada verdim. Evet dedim. Ve 2 dakika. Evet dedim.